Evet, 28 Ekim 2015, burası Çanakkale Ecevat ve Bigalı köyündeyiz. Ve rekor gelişim ürünümüzü ceviz bahçelerinde kullanan Emin Barbak Beyefendi. Burada gerek denemek amaçlı almış kendileri. Hem yeniliklik fidanlara hem de gelişim sorunun büyük ağaçlarına kullandı. 4 yaşındaki ağaçlarına kullandı. Şöyle bahçemizi çekelim. 15 dekarlık bir ceviz bahçesi. Burası Çanakkale bölgesi iklim açısından oldukça uygun bir bölge ceviz için. Emin Bey, şöyle bahçeniz çok güzel. Bahçenizi gezdik. Rekor gelişimle nasıl tanıştınız? Bir anlatır mısınız? Rekor gelişimde genelde ben bahçeyi kurarken de dahil internetten araştırmalar yaptım. Evet. Rekor gelişimi de internette araştırma yaparken buldum. Video çekimlerinizi izledim, yorumları izledim. Evet. Ve bu bahçede gezdiğim üzere bazı ağaçların gelişmelerini gördüm. Evet. Deneme amaçlı bu üründen aldım. Evet. Ve bu gelişmeyen ağaçlara öncelikle uygulama yaptım. Evet. Diğer ağaçlarıma da belli miktarlarda, kalan miktarlardan uygulama yaptım. Bahçenizin dikim aralığı nedir normal şartlarda? İlk biz bahçemizi 7'ye 9 kurduk. Evet. Daha sonra dediğimiz gibi internet araştırma yaptığımız için bunun geniş olduğuna karar verdik. Ve geçen kış aralarına dikerek şu anda 7'ye 4,5'ya düşürdük Peki bahçeyi. bundan şu anda bir tereddütünüz var mı bu durumdan? Şu anda tereddütlerimiz var. Evet. Onu birazdan konuşacağız. Şimdi birazdan onu konuşacağız. Yani tereddütleriniz olduğunu canlı canlı. Çünkü insanların en çok merak ettiği dikim aralığı konusu. Ve canlı canlı buradaki tereddütlerinizi göreceğiz haliyle. Öncelikle gelişmeyen dediğimiz ağaçları buradan geçelim. Bahçemiz 15 dekar. 15 teker. Yani şu üst cenah bölgesi biraz daha arazileriniz kötü. Aşağı cenah, yani şu aşağı taraf daha iyi olduğunu söylediniz ve üst cenahtaki ağaçlarımızdan bazıları gelişmiyordu. Ve buralara gerek fidan dikiminde kullandınız, gerekse bozuk ağaçlara, eksik zayıf ağaçlara. Gösterelim, buradan başlayalım. Yani bu sıradaki şu bölgedeki ağaçların gelişmeyen ağaçlara rekor gelişimi kullandık. Ve yeni diktiğimiz ağaçlara, bu sene diktiğimiz ağaçlara belli bir Kullandık. kısım uygulama yaptık. 4 yaşında ve şu an ceviz ağacımız bu. 4. Evet. yaprağını döküyor şu an, değil mi? 4 yaşında bu ceviz ağacımız, evet. Evet. Bunda sorunlarımız vardı. Bu sıradaki ağaçlara sorunlarımız var. Diğerlere görüyorsunuz daha Evet. gelişimi. Bunlar Örneğin şu biraz daha. atılmayan bir ağaç, bakın. Evet. Şu an 4 yaşında aynı gün dikim bir ağacımız. Yine Chandler ceviz bahçesi burası bu arada. Evet. Ve bunlar gibi büyümüyorlardı. Yani birazcık gelişim, kütür ince miydi bu atılmadan önce? İnceydi, evet. Bu daha 2015'te uyguladınız inceydi ve siz. evet 2015 Mart ayı falan Şu an biz galiba. 28 Ekim 2015'teyiz. Bu arada 28 Ekim 2015. Çok da uzun zaman olmadı o Yani yüzden. yapraklarını yavaş yavaş dökmeye başlayacak. Kış geliyor yavaş yavaş çünkü. Evet, burada istediğimiz sonucu aldık mı şu anda? Yani dediğiniz gibi istediğimiz sonucu aldık. Sürgün yapısı görüyorsunuz. 2 metreye geçti. 2,5 metre göz sürgünler yaptı. Peki yaralardan bahsettik genelde. Dediğim gibi ondan bahsetmiştim. Biz ağacın çalıştığını nasıl anlıyoruz? Ağacın çalıştığını. Yaraların kapatmaya başlıyorsa kendi bu ağaç yaralarını kapatamıyordu. Çalışıyor. Şu anda ağaç yaralarını kapatmaya başladı. Evet. Bu bize çalıştığını gösteriyor ağacın. Evet. Sürgün yapısı çalıştığını gösteriyor. Evet. Bundan sonra sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Önemli olan ağaç Evet. da bu çalışmayı yakalamak. Evet. Tamam, çok güzel, doğru söylüyorsunuz. Öncelikle fidanlarınızı da görelim bir. Şimdi bakın. Fidanları ise elinizde kalanısa, bozuk ağaçlarınızın dışında kalanları da şu bölgedeki yeni diktiğiniz fidanları Evet, kullanmışsınız. yeni diktiğimiz fidanları uyguladık. Hemen bir kıyaslar mısınız? Yani bu şu borunun bakın şu borunun sol tarafındakine verilmedi fidanlara. Şu borunun sağ tarafındakine verildi. Hemen bir kıyaslayalım. Hemen ağaçlarımızı, buyurun gelin şöyle. Bakın mesela şu ağacımıza bakalım. Bir boy kıyaslaması da yapalım. Yani Gelişim. çok net belli oluyor Şöyle gördüğünüz karşıya gibi. ağacın yanına geçer misiniz lütfen? Şöyle baktığımızda Gövde yapısı çok net belli 1,80 oluyor, değil mi? bir geçkin boyunuz var. Evet. Yaklaşık sizin boyunuza gelmiş şu Bizim anda. boyumuza gelmiş. Birinci yaşında, yani ilk dikim, bu seneki dikim. Ya da 2014'ün kışında dikim daha doğrusu. İnşallah, evet. Tam bir sene oldu Açık dikim. kök mü diktiniz? Açık köklü diktim, Evet, tabii. açık kök mü diktiniz? Ve gördüğümüz üzere ağacımızın gelişimi bu şekilde. Kalınlığı güzel. Devam edelim gene. Güzel. Bakın hepsine bakalım çünkü atılmayanları hemen geçeceğiz. Buyurun gelelim böyle. Nasıl canlılığı? Burada gördüğünüz gibi benim boyuma yaklaşık bir sürgün yapısı var. Boynuzdan şu an fazla bu Evet, yani. boyundan bile fazla olabilir. Boynuzdan şu an fazla bu. Evet. Diğer arkadaki ağaçları da görüyorsunuz. Onlar biraz daha Şimdi biraz 4-5 tanesine burada bakalım. buradan bakalım. İsterseniz öyle kıyaslayalım. Buyurun iç tarafı da şu içe bakalım böyle. Şu ağaçlarımıza baktığımızda. Bunları görüyorsunuz biraz daha diğerlerine göre daha da güzel. Evet. Sürgün yapıları, Çatak boyları. çatak, evet. Çatak çatak. Diğerleri de aynı. Bakın ben şuradan çekiyorum. Yine rekor gelişim kullanılan fidanlar bunlar.
ve bahçenin diğer tarafında kullanılan şu fidanlar da aynı şekilde. Bakın hepsi hemen hemen aynı canlılığa, tazeliğe sahip hale görüyorsunuz. Şu fidanlarımız yeni fidanlar. Yeni fidanlar, bir yaşında fidanlar ve atın ayarı gelelim, buyurun gelin. Hemen borunun hizası bakın. En son şu atılmıştı görüyorsunuz. Sizin evet, az önce baktık. Boynuzundan fazla olan bir. Atmadım. Evet, şuradan itibaren bu fidanlar verilmedi. Örneğin başlıyoruz. Evet. Bu da kötü değil. Güzel. Yani bahçenize güzel bakıyorsunuz. Önce onu söyleyeyim ben. Evet. Ancak boyuksa. Evet. Boyuksa. Çapı kütürü dar. Gelelim buraya. Bir tane daha var burada. Evet. Belinize geliyor. Ya tabii fark oldu kesin gördüğünüz gibi. Evet, canlılık daha zayıf. Aslında ağaçla ilgili daha zayıf. Problem yok ama daha zayıf tabii. Daha zayıf evet. Gelelim şöyle. Şuradan geçelim şöyle. Yani öbür taraftaki bir boy sıçraması yok. Görüyorsunuz. Evet. Bu şekilde. Devam edelim. Bu da kısa. Bu da kısa. Tabii. Buraya gelelim. Evet. Ondan sonra bu da gördüğümüz üzere boyunuz burada sizin. Bu da kısa. Bu şekilde bir durum var. Peki Emin Bey, yani buradaki fark ortada halde. Bir de dikim konusuyla alakalı şimdi düşüncelerinizi alalım. Yani dikim sıklığı konusu şimdi başınıza dert oldu. Evet, bu şimdi şu an oldu, hala devam tek ediyor. Derdiniz bu. Tek derdim şu anda bu. Şimdi şu iki ara bakalım. Bakın şu iki ara arası 9 metre şu anda. Büyük ağaçlarla büyük ağaçlar. Bakın şu ağaçtan şu ağacın arası 9 metre. Şimdi Emin Bey şu küçük fidanları ortaya dikti. Oldu mu 7-7.5 şimdi? 7.5 oldu. Emin Bey şimdi ne yapma düşünüyorsunuz? Ya şu anda bekleme durumundayız. Ağacın bu sene daha gelişmesini göreceğiz. Bu şekilde büyümeye devam ederse evet. Bizim ağaçlarımız bu ufak ağaçların üzerinde olacak. Peki size bir soru soracağım ben şimdi. Şu an şu ağacı görüyorsunuz. 4 yaşında bir ağaç. Şu gördüğümüz fidanın yanında olsaydı öyle bir tane daha ağaç. Ara doluyor mu şu anda? Tam aşağı yukarı ara dolmuştu birbirlerine. Dolmuştu. Değmişlerdi. Bitti. 4. yılında değdiler. Peki ağaçlarımızın görüntüsü gayet güzel. Budama şekli gayet güzel. Yani kalınlığı gayet güzel. Yani dolayısıyla ağaçlarımızda bir kusur yok. Yani demek istediğim şey şu. Şu an itibariyle bu bahçede şu ağaçlar bu hizada olmuş olsalardı şu an kafanız bayağı bir karışık olacaktı yani. Evet. Daha sonra da onları sökmekle. Peki tabii yaptığınızdan pişman değilsiniz. Az önce konuştuk. Dedik ki bu fidanları sökeceğiz, başka taşıyacağız. Yani şu anda yeni bahçe kuracaksınız evet, şu kadarıyla. Anda başka bahçeler de kuracağız. Gerekirse seneye bir sene daha bekleyeceğiz. Evet. Bu şekilde büyümeye devam ederlerse sökme çalışmamız olabilir. Başka bahçeye taşıyabiliriz. Başka yani. Bahçeye taşıyacaksınız. Yani ne kadar budarsanız budayın. Gördüğünüz üzere bahçe sıkışık kalıyor halde. Evet. Çünkü burası çok güzel, iklimi çok güzel, güneşi çok güzel alıyor. Dolayısıyla bugün her yer bir değildir. Her gösterilen resim bir değildir, arazi bir değildir, iklim, coğrafya bir değildir. Şu an bu bölgede toprak da güzel, iklim de güzel. Dolayısıyla sık olduğu zaman gördüğünüz üzere bunun gibi sorunlar yaşayabilirsiniz halde. Peki tavsiye ettik mi rekor gelişmiş kimseye? Rekor gelişimi birkaç arkadaşıma tavsiye ettim. Buraya gelip gördüler. Evet. Onlar da belki bu kış uygulamasını yapacaklar. Evet. İsmini duymuşlardı. Evet. Fakat tabii uygulamayı görmeden evet. Kimse dedim ya internette bir kirlilik olduğundan dolayı kimse de evet. Karar veremiyor. Ama bahçede gördükten sonra uygulayacak arkadaşlarım da. Evet. Peki tabii sadece biz internette çalışan değil. Biliyorsunuz biz sahada ve artı fuarlarımızda bizi bolca görürsünüz halde. Peki onun dışında buralarla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Çanakkale biliyorsunuz şehitlerimizin. Çanakkale Milli Park Bölgesi. Çanakkale Ecevat. Evet. Gelibolu tarihi Milli Park Bölgesi'ndeyiz. Evet. Buranın iklimi gördüğünüz gibi beraber gezdik. Çok güzel. Güneşli ve rüzgarlı. Güneşli ve rüzgarı. Poyraz rüzgarımızın bol olduğu bölgedeyiz. Evet. Bigalı köyündeyiz. Çanakkale Bigalı köyündeyiz. Evet. Arasındayız. Evet. Rüzgarı da görüyorsunuz. Çok burası güzel. Genelde çok tatlı bir rüzgarı var, evet. Poyraz rüzgarımız evet. vardır. Tarımla uğraşılan bir bölge. Daha önce bu topraklarda yani. Ne vardı? Daha önce buralarda buğday tarımı yapılıyordu. Evet. Domates. Kavun. Kavun. Evet. Ayçiçeği tarımı yapılıyordu. Evet. Ağaç tarımı burada çok fazla bilinen bir şey değil. Ceviz. Evet. Bilinen bir şey değil.
Belki de cevizi bölgede ilk dikenlerden biri biziz. Evet. Bu cinsi dikenlerden biri biziz. Evet. Ve öğrenmeye çalışıyoruz. Yani çoğu kişi de bilmiyor. Evet. Hep beraber öğrenmeye çalışıyoruz. Bu arada tarım, ne kadar tarım yapıyorsunuz toplamda? 150 dönüm kadar bir arazi işliyoruz. Evet. Bunun 15 dönümüne cevizi ayırdık. Geri kalanlarda buğdaya işliyoruz. Peki buralardaki en büyük sıkıntı nedir bu arada? Gereken konuştuk vapurda. Gereken konuştuk. En büyük sıkıntımız işten anlayan eleman sıkıntımız var. Evet. Şu an biz konuştuk. Ben başka işlerle meşgul oluyorum. Bu işleri mesela budama zamanı budayacak kimse bulamıyoruz. Buluyoruz. Fakat ceviz budayacak kimse bulamıyoruz. Evet. Budayan ne budamış? Kır sıyadır, elma budamış, şeftali budamış. O da size burundan kıl aldırmıyor diyorsun. O da bize burundan kıl aldırmıyor, bir şey anlattırmıyor. Yani evet. Şey, biz araştırıyoruz. Yani mesela sizden öğreniyoruz. Böyle şekilde yapıyorsunuz. Bu şekilde yapalım diyoruz. Olmuyor. Yeni nesil zaten hiç bu işlerle alakası yok. Direkt şehirlere kaçıyorlar. Köylerde insanlarımız kalmadı. Evet. Görüyorsunuz kendi başımıza bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bu şekilde ülkemizde bir sıkıntı var. Yetişmiş evet. Eleman sıkıntısı. İnanın bu var. Olay Türkiye'nin her yerinde var. Var. Yani gençlerimiz şehirlere kaçıyorlar. Köylerimizde çalışacak genç kalmıyor. Dolayısıyla bu ciddi bir konu. Evet. Onun için de şu an böyle bir boşluk var maalesef. Burada da aynı sorunu yaşıyoruz yani. Sonra burada evet. Yaşıyoruz aynı şekilde. Bir tabii de ben burada şunu soracağım size. Tabii bu bölgedeki Çanakkale yöresindeki arazilerimizin birçoğu da İstanbullu da yaşayanların arazileri. Evet. Ve burada kullanan müşterilerimizi bulamıyoruz. Çünkü hepsi İstanbul'da yaşıyorlar. Evet. Yani burada Sayın Emin Bey gibi birçok müşterimiz rekor iletişimi kullandı ama maalesef kimisi kaptan, kimisi İstanbul'da yaşıyor. Evet. Yani onları maalesef bulmamız kolay olmuyor. O yüzden Emin Bey sağ olsun beni kırmadı. Karşıya geçtik beraber ve buraya geldik yani. Çok teşekkür ederim Emin Bey. Ben teşekkür ederim. Geldiniz. Ürününüzün arkasında durdunuz. Ürününüzü evet. Takip ettiniz. Biz teşekkür ederiz. Burada bir eksiklikti. Kimse ürünün arkasında pek durmuyor. Evet, biz zaten maalesef. Şöyle ki yani fuarlarımızda da herkesi bekliyoruz. Yani üreticilerimiz lütfen gelsinler, takıldıkları yerleri sorsunlar. Türkiye'de şu an var olacak olan bütün küçük büyük bütün fuarlara katılıyoruz. Herkes şimdiden mesela en yakın işte Adana fuarımız var, Manisa fuarımız var, Sparta fuarımız var. Ardından Antalya fuarımız var. Bunları bekliyoruz arkadaşlarımızı. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hadi hoşçakalın. İyi günler diliyorum. İyi günler.